Merhabalar, hoş geldiniz. Bu haftaki webinarımızda sizlerle yangın sınıfları hakkında konuşacağız. Bu bağlamda ilk olarak yangını tanımlayacağız. Daha sonra yangın sınıfları nelerdir? Bu sınıflandırmayı yaparken hangi yönetmelik ve standartları baz alıyoruz? Bunlardan bahsediyor olacağız. Yangını tanımlayacak olursak, yangın maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan yanma reaksiyonlarının neden olduğu doğal afet olarak tanımlanabilir. Literatürde de bu şekilde geçer. Yanma olayının meydana gelebilmesi için bir yanma üçgenimiz vardır ve bu üçgendeki üç şartın bir arada olması gerekir. Bu şartlar yanıcı madde, ısı ve oksijendir. Şartlardan birinin ortamda olmaması ya da yeterli düzeyde olmaması halinde yanma olayı meydana gelmez. Yangından oluşma sebeplerine bakacak olursak, en baştaki sebebimiz yangınlardan korunma önlemlerinin alınmaması, yani mahallin yangın risklerine karşı yangın algılama sistemleriyle korunmuyor olması, bu anlamda bir önlem alınmıyor olması. Bir diğeri ise bilgisizlik, ihmal ve dikkatsizlik, kazalar, sıçrama, sabotaj ve tabiat olaylarını yangınların başlıca sebepleri olarak gösterebiliriz. Yangın sınıflarına bakacak olursak temelde 6 tip sınıfımız vardır. A, B, C, D, E ve F sınıfı olmak üzere. Bu sınıflar TS, EN2 ve EN2A1 eklerine göre belirlenmiştir. A sınıfı yangına bakacak olursak, A sınıfı yangın katı haldeki yanıcı maddelerin yanmasıyla oluşan yangınlardır. Örnek verecek olursak odun, pamuk, kağıt gibi maddelerin yanması sonucu oluşan yangınlar A sınıfı olarak nitelenir. Bu yangınları söndürmek için su, sıvı söndürücü, kuru kimyevi tozlu söndürücüler kullanabiliriz. Bir de B sınıfı yangınlar var. B sınıfı yangınlar ise sıvı haldeki yanıcı maddelerin yanmasıyla oluşan yangınlardır. Örnekleyecek olursak benzin, alkol, tiner gibi maddelerin yanması sonucu oluşan yangınları B sınıfı olarak tanımlayabiliriz. Bu yangınları söndürmek için ise B sınıfı yangınları söndürmek için kesinlikle su kullanılmaması gerekir. Nasıl söndüreceğiz, nasıl müdahale edeceğiz? Kuru kimyevi, tozlu ya da köpüklü söndürücülerle sıvı haldeki yanıcı maddelerden oluşan yangınlara müdahale edebiliriz. C sınıfı yangın ise gaz halindeki yanıcı maddelerin yanmasıyla meydana gelen yangınlardır. Başta metan ve pantan olmak üzere, yani doğal gaz olmak üzere hidrokarbonlar, asetilen, hidrojen gibi yanıcı patlayıcı gazların yanması sonucu oluşan yangınlar C sınıfı olarak adlandırılır. Bu yangınları söndürmek için ise kuru kimyevi tozlu söndürücüler kullanabiliriz. Bir de D sınıfı yangınlar var. D sınıfı yangınlar da metallerin yanması sonucu meydana gelen yangınlardır. Metaller çok yüksek sıcaklıkta korlu alev çıkarmadan yanarlar. Bu yüzden de metal yangınlarında kesinlikle söndürmek için su kullanılmamalıdır. Çünkü su kullanırsak yüksek sıcaklıktan dolayı suyun içerisindeki hidrojen molekülleri açığa çıkar. Hidrojen de patlayıcı bir gaz olduğu için ortamda patlama meydana getirebilir. Bu yüzden de D sınıfı yangınların söndürülmesinde kuru kimyevi tozlu söndürücüler kullanabiliriz. E sınıfı yangın ise elektrikli cihazlarda ya da elektrik tesisatında meydana gelen arızalardan kaynaklı yangınlardır. Ve bu yangınları da E sınıfı yangınları da söndürmek için su kullanmamalıyız. Çünkü su iletken bir malzemedir. Ve elektrik yangınlarında kullanmamız durumunda çarpılma meydana getirebilir. E sınıfı yangınları söndürmek için de içerisinde karbondioksit bulunan söndürücüler kullanabiliriz. Son olarak F sınıfı yangını inceleyecek olursak bu sınıftaki yangında pişirme aletlerinde kullanılan yağların yanması sonucu meydana gelen yangınlardır. Özellikle evlerde, restoran ve otellerin mutfaklarında F sınıfı yangınlarla çok sık karşılaşmaktayız. Tencere ve tavalarda kullanılan yağların sıcaklarının çok fazla yükselmesi sonucu bu tip yangınlar ortaya çıkabilmektedir. Söndürme için yine kesinlikle su kullanmamamız gerekir. Çünkü su kullanırsak eğer parlama ya da patlama meydana getirebiliriz. Bu yüzden toz söndürücü ya da kimyasal söndürücüler F sınıfı yangınlara müdahale etmek için en iyi yöntem olarak karşımıza çıkar. Farklı yangın sınıfları için farklı söndürme teçhizatlarını kullanmamız gerekir. Doğru yöntemle söndürme yapılmadığında elektrik çarpması, kızgın yağın parlaması, patlama gibi istenmeyen durumlar meydana getirebiliriz.
Bu sebeple yangına müdahale edilirken öncelikle yangın sınıfının hangi sınıf olduğu tespit edilmeli, sonrasında uygun yöntemle söndürme yapılmalıdır. Söndürme işlemlerinin yapılabilmesi için öncelikle mahallede oluşan yangının algılanması gerekmektedir. Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik ve EN54 standartlarında zorunlu olduğu belirtilen yangın algılama sistemleri, meydana gelen yangınların en kısa sürede algılanmasını sağlar ve başta söndürme olmak üzere gerekli yangın senaryolarını başlatır.